Merhaba sevgili Restoran TV izleyicileri. Bir Zirvedeki Restoranlar programından daha. Sizler her neredeyseniz işte biz de şefimiz ve işletme sahibimiz Sayın Nurettin Tekin'le birlikte konuk oluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Adana Kebap ve Kumrucum'un işletme sahibisiniz. Hem ustasıyım hem işletmesiyim. Hem de ustasısınız. Evet. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Sonrasında tabii ki Adana Kebap ve Kumrucum'dan bahsedeceğiz. Adanalıyım. Yaşım 34. 23 yıldır bu mesleğin içindeyim. Çeyrekten. Çok küçük yaşlarda başlamışsınız. Biz de öyle. Değil mi? Aynen. Yani ocağın başına geçmeden Adanalı olunmaz. Asla. Bulaşıktan gelirsin zaten. Bulaşık yıkamaktan gelirsin. Kolay kolay asla. Eziyeti çekmeden zaten imkanı yok. Öğrenemezsin mesleği. Çok güzel. Kaç yıldır İstanbul'dasınız? 1,5 yıl. Yeniyim. Evet, yeniyim. İstanbul'a da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana'da mıydınız daha önce? Adana'dayım. Adana'da restoranım var. Şu an işleniyor. Hı. Evet, ben de bir farklılık olsun diye bir İstanbul merak ettim. Çektim geldim buralara. Ne kadar tatlı anlatıyorsunuz. Ne kadar samimisiniz. Geldiniz, İstanbul'a geldiniz 1,5 yıl önce. Ve dediniz ki hadi bir farklılık olsun. Evet, şöyle diyeyim ben size. Bir iki yerde şöyle bir iş deneyimi yaptım, hoşuma gitmedi. Ben dedim olmuyor. En güzeli kendi mesleğimi, kendi işletme yerimi açayım dedim. Bir yıldan bellidir kendi iş yerimi işletiyorum. Hayırlısı olsun diyoruz. Allah daim etsin diyoruz. Adana'daki iş yeriniz de devam ediyor. Tabii devam ediyor şu an. Evet. Peki yerimiz nerede? Seferköy, Çınar Yolu, Muammer Aksoy Caddesi'nde. Adana Kebap ve Kumrucum olarak geçerli oran. Evet. 7-24 şimdi, hizmetteyiz ama. 7-24? Evet, 7-24. Sabaha kadar açıksınız. Evet, kapanışımız hiç yok. Peki, kaç kişi çalışıyorsunuz? Biz genelde ekspres üzeri çalışırız. Hı hı. Evlere, yoğunluğumuz evlere hizmet. Hı hı. 8 kişi çalışıyoruz. 2 ustayız. Dayıya. Oh maşallah. Arı kovanı gibi. Aynen. Yere gelir hafta sonları. İkimiz birden sabaha kadar oradayız hiç uyumadan. Diğer günler vardiyalı. Ne kadar güzel. Dayı yeğen bu aynen. İşi layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Aynen. 24 saat açığız. Evet. Daha çok pakete önem veriyoruz diyorsunuz. Evet. İnsanlar yorulmasın. Gerek evlerinde gerek iş aynen, yerlerinde aynen. Değil zaten mi? Zaten insanların %90'ı çalışıyor. Eve geliyor. Yani dışarı çıkıp da yemek yiyecek vakti kesinlikle bulamıyor. Aynen. Ne alıyor? Özelliğimiz ne? Direktmen bize sipariş geldiği zaman otomatik olarak biz en kısa zamanda zaten minimum süremiz 40 dakika. 40 dakikada pişirip biz kapının önünde oluyor zaten hizmetle. Pişme süresi ve aynen. Teslim süresi evet, 40 dakika. 40 dakika. Muazzam. Muazzam. Gerçekten muazzam. Peki. Ama tabii ki yerimizde vardır misafirlerimiz tabii, gelmek tabii, istediğinde tabii, ağırlamak tabii, için tabii. Değil mi? Tabii şöyle 4 masam var zaten özellikle geliyorlar. Hani merak ediyorlar daha doğrusu. Geldikleri zaman mecburiyetten hizmet yapmak zorunda kalıyor orada da. Geri çeviremiyoruz. Değil mi? Aynen. Öyle de bir şey oluyor. Peki şimdi biraz da lezzetlerden bahsedelim. Çünkü çok 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 güzel gözüküyor şu an masamız. Görüyoruz değil mi masamızı? Yani ben gördüğüm an böyle bir şoka girdim. Dedim ne yaptınız siz? Şöyle anlatayım ben size. Bu Adana kebap bize özdür. Kesinlikle kuzu kaburgadan özel olarak ayrılır. Zırh çekilir. Günlük olması şarttır. Günlük olacak. Evet. Evet. Bu da beytimiz. Hı hı. O da aynı şekilde kuzu kaburga, sarımsak, maydanoz yoğrulur, saplanır, pişirilir, hizmete sunulur. Evet. Patlıcan kebabımız aynı şekilde. Yine kuzudan. Aynen aynen kesinlikle kuzudan aynı şekilde. Günlük bizim helal kesim olarak tavuklarımız öne gelin. Kana yaprak kanadımız özel sosudur. 2 gün marine edilip, bekletilip ondan sonra hizmete sunuluyor. Kesinlikle yani önceden soslanmadığı şekilde 2 gün bekletilmedikten sonra kesinlikle bu yenmiyor. Olmaz diyorsunuz. Asla. Çünkü o sos içine işlenmesi lazım.
Aynı bu bagetlerimiz aynı şekilde gördüğünüz gibi. Onlar da aynı şekilde sosyal manyel. Tavuk şişimiz özeldir. Kesinlikle yani her yerden alınamıyor, edilemiyor. Yani özel sipariş üzerine bize geliyor. Haftada 3 defa bize kesin geliyor. Aynen 3 defa. 3 kez kesin geliyor evet. Diyorsunuz. Şöyle diyeyim ben size, mevsim salatamız. Evet. Özel günlük ve aynı dakikada müşteri geldiği zaman doğranır ve hazırlanır. O dakika müşteri o dakika, geldiğinde o dakika, yapıyorsunuz. Doğranır, hazırlanır, sunuma sunulur. Kesinlikle önce bir doğrama yok. Haydarımız özel tereyağlıdır. Süzme yoğurt ve naneden olur. Sumaklı soğanımız, acılı sumaklı soğanımız. Olmazsa aynı şey, olmazı olmazsa değil olmazsa mi? Olmazsa kesinlikle acılı ezmemiz, sumaklı soğan. Hele imkanı yok şu pişmiş soğan olmazsa zaten kebap yenmez. Ama öyle Adana'da öyle. Siz bunu İstanbul'a da taşımışsınız. Aynen. Pişmiş soğan olmadan kesinlikle asla servisi yapmıyorlar. Aynen. İlle olacak. Olacak. Bir de şöyle bir şey var. Siz de öyle misiniz? Bu geleneği devam ettiriyor musunuz bilmiyorum. Adana'da karnımız acıktığında nereye girersek girelim İlk önce gelen salatalarla ve çeşitlerle... 10 çeşit meze gelir. Ay, 10 evet. çeşit. Kesinlikle. O yüzden diyorum ya, yani ben bu çeşitlerin hiçbirinden kesinlikle ücret talep etmiyorum. Evet. İkram. Evet. Burada da, İstanbul'da da aynı şekilde. Kesinlikle. Bak pakete de gönderiyorum aynı şekilde. Kesinlikle ücret talep etmiyorum. İşte gerçekten de. Çünkü maliyeti, bunların maliyeti şöyle diyeyim zaten kebap o maliyeti karşılıyor burada. Fazlasıyla karşılıyor. 10 kazanacağıma, 10 kazanacağıma. Dürüst bir esnafsınız. 10 kazanacağıma 3 kazanayım. 3 kazanayım. Ama ben müşterimi kazanayım. Tabii. İnsan kazanayım, yürek kazanayım diyorsunuz öyle mi? Tabii aynen öyle. Neden yani öne gelin bir kebabı 60 liraya 70 liraya veriyorsunuz? Bir dakika şimdi. Kebap sizde daha mı ucuz? Tabii. Bir porsiyon 23 lira. 2 şiş veriyorum bir de. Anlamadım. 2 şiş Adana 23 lira. Bütün mezeler yanında. Tamam peki nerelere paket servisiniz var? Yeniboşna, Şirin Evler, oraya kadar. Bize de gelir değil mi? Gelir zaten siz bize yakınsınız. Siz bize çok yakınsınız. Tamam işte 10 dakika. 2 şiş 23. Peki bu kaliteyi, bu lezzeti, bu kadar ikramı nasıl bu seviyede tutabiliyorsunuz? Kazancınızı mı düşük tutuyorsunuz? Şöyle diyeyim ben size, örnek vereyim. Bizde örnek vereyim. Ben 1000 lira kazanmayayım. 1000 lira kazanmayayım. 300 lira kazanayım. Evimi geçindireyim. Kimseye muhtaç olmayayım yeter bana. Zaten bu örnek vereyim. İlk başladı yavaş 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 örnek vereyim. 1 satacağıma 5 satarım. Zaten o parayı kazanırım. Evet, yeme içme sektörü hizmet sektörüdür. Çok önemli. Gerçekten hizmetin tam göbeğindesiniz. Bunu da yerine getiriyorsunuz. Peki, ciğer var mı? Ciğer şöyle diyeyim ben size. Ciğer, yani biz yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? İstediğimiz zaman ciğer bulamıyoruz. Kuzu ciğeri bulamıyoruz asla. Kesin bulamıyoruz. O yüzden de... O yüzden şey demiyorum. Girmem diyorsunuz. Şoklu. Geliyor şoklu. Yani ben bir insana şoklu mal nasıl yedireyim ya? Ben yemiyorum ki yedireyim. Dürüst esnaflık da bu işte. Yemiyorum. Bu, gerçekten bu. Peki, diğer çeşitler A'dan Z hepsi var bizde. Hepsi var. Kumrucum ne yapıyor? Kumrucum. Kumru yapıyoruz. Kumru yapıyorsunuz. Evet. Bildiğimiz İzmir. Evet İzmir kumru yapıyoruz. Facebook ürünlerimiz hepsi var. Ayvalık olsun, hamburger olsun, cips olsun, koralı olsun. A'dan Z bizde yok. Kesinlikle müşteri geri çevirmiyor. Hangi saatler arası açıksınız diyecektim tam. 7-24 dediniz zaten. Kumrucu da aynı şekilde mi? Aynen. O da aynı. Aynen. O da 7-24. Evet, aynen. Süper. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Her şey var. Peki sonrası için neler düşünüyorsunuz? Neler sonrası var hedefte? Şöyle sonrası için şöyle diyeyim. Beni kimseye muhtaç ettirmesin. Bir evim. Kimseye yetecek kadar ufak birikimim olsun. Yeter bana zaten. Fazlasını zaten başka yere götürecek halim yok. Hepsi burada kalacak nasıl? Öbür tarafa götüremem.
Peki, varsa Allah sağlıklı uzun uzun ömürler versin. Evlatlarınız var mı? Elinizden öper bir oğlum var 2 yaşında. Maşallah, Allah bağışlasın. Biraz daha büyüyünce yetiştirecek misiniz onu da? Şu an zaten Adana'yı yiyor. Acı biber olmasa durmuyor. 2 yaşında acı biber yiyor. Soğanın hastası. Ekmeksiz götürüyor. Ay çok güzel. Ekmeksiz götürüyor acıyı. Tek başına oturur, yarım küret yer. Maşallah, maşallah. Allah nazardan esirgesin. Amin, aman amin. Söylemeyin. Amin. Maşallah. Yemeğinden yanında sıkıntı yok. Adana oldu belli. Onu da yetiştirecek misiniz böyle? Yapacak mı? Öğrenecek yapmak mi? Yapmak zorunda. Değil mi? Yapmak zorunda. Yoksa Adanalı ya oldu. Şöyle illa bu mesleği yapmak zorunda değil. Ama okuyacak tabii ki. O farklı bir şey de. En azına evinde bir yerlere gittiği zaman aha ben Adana'yı oldum belli ettirsin kendini. Yapacak diyorsunuz. Daha şubeleşme gibi bir... Tabii. Var mı? Düşünce var mı? Düşünüyorum. Kısmet olursa yazın bir şube düşünüyorum. Bahçeşehir'i buraya düşünüyorum. Aynen bu şekilde düşünüyorum. Şöyle diyeyim ben, hızlı zıplamak istemiyorum, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aynen. Yavaş yavaş. Maşallah canım, hızlı zıplamamışsınız hiç. 1,5 yılda İstanbul'a gelip 1,5 yılda 2 tane işletmeyi tak 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 hayata geçirmişsiniz. Elin işinden iyi, ne yapayım? Elin işinden iyi. Çünkü şöyle diyeyim ben, iş yeri açmak basit. İşletmek sorun. Zor. Bir iş, örneğe gelin, en ufak bir iş işletmenin günlük 1,5 milyar maliyeti var. Var. Günlük. İş yapsan yapmasan 1,5 milyar cebinden çıkıyor. En ufak. Kirası bile olmazsa elemanın şu 1,5 vergin 1,5 milyar. Aya vurduğun zaman 50 milyar para yapar. İşletemedikten sonra trilyonun olsan yetiştiremem. Çok doğru. Ama diyorsunuz ki ben dürüst bir esnaf olduğum aynen. için. Allah'a çok şükür. Dürüstüm. Hizmetimi yapıyorum. Kurban oldum Allah'ta. Karşılığını veriyor bana. Verir. Gerçekten verir. Peki, pideleri de siz mi yapıyorsunuz? Pideler özel fırınımızla, taş fırınımız var özel olarak. Günde 3 defa ekmek gelir bize. Bir saat 11'de gelir. Bir öğlen saat 3'te gelir. Akşam saat 8'de gelir. Taze ama. Taze olacak. Tabii. Taze. Zaten pidelerimiz zaten o ızgara bölümü olduğu için, bizimki sadece kebap üzeri olduğu için ekmek zaten bayağı ihtimali %0 kesinlikle. Çünkü orada ısıtılıyor, ediliyor, yağlanıyor, soslanıyor. Özel soslar var ekmeklerimin hepsini tek tek. Lavaşımın ayrı bir sosu var, pidemin ayrı bir sosu var, hepsini. Sosları da mı siz hazırlıyorsunuz? Tabii hepsini ben hazırlıyorum. Hepsini siz hazırlıyorsunuz. Aynen. Tabii bu etleri marine edebilmek için gereken o marine sosunu da siz hazırlıyorsunuz. Tabii hepsi bana ait. Her şey hepsi size bana ait. Yani helal olsun demekten başka bir şey kalmıyor. Ben şu patlıcanlı kebabı çok merak ediyorum yapılışını. Patlıcanlı kebap kuzu kaburgası özellikle. Kuzu eti olmazsa olmazlardan zaten kesinlikle. Onu 50 zırh kıyması olarak çekeriz. Onu sadece etine tuz ve kırmızı biber. O kadar. Evet. Başka hiçbir kırmızı biber de kapya biberleri yok mu kırmızı biber? Evet. Onu çekeriz, onun suyunu sıkarız içinde asit olduğu için. Karıştırırız, tuz. Başka hiçbir şey atmayız kesinlikle. Yani ekmekti, başka baharat hayır, hayır, düşürdüm, hayır, hiçbir şey yok. Hayır. Patlıcanda alsa tuz, başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Sade. Nasıl tutuyor peki şişte? O nasıl dağılmıyor? Özeli tuz zaten. Tuz olmasa dökülür zaten. Öyle mi? Tabii tuz olmasa dökülür. Kesinlikle. En kravusta gelse tuzsuz kebap saplayamazsın. Böylece bir püf noktasını öğrenmiş tuz, oldu. Önemli olan tuz. Tuz. O tuz o eti tutuyor. Tabii. Sıkılaştırıyor. Peki etleri özel mi getirtiyorsunuz? Nereden getirtiyorsunuz? Kuzu eti çünkü önemli. Şöyle diyeyim ben sana. Ben önceden sipariş veriyorum. Önüne geleyim. Kasabıma sipariş veriyorum. Diyorum ki önüne geleyim. Bana bugün önüne geleyim. Bir gün önceden söyleyeyim. Bana yarınla önüne geleyim. 20 kilo bana et ayala diyorum. Kuzu olsun diyorum. Ben gelip alacağım diyorum. Tüm ama. Kemiğinden ayrılmamış. Kendim ayırıyorum, kendim temizliyorum. Sinirin olsun, abi atılması gereken ne olsun hepsini ben ayırıyorum zaten. Ha, işlemeyi siz yapıyorsunuz. Tabii. Siz bütün olarak kuzuyu alıyorsunuz. Tabii işlemesi bize ait. İşleme size ait.
Kuşbaşının olsun, çöp şişi olsun. Hepsini Adana'da. Çöp şiş de var değil mi? Bizde yok yok. Dedim ya bizde yok diye bir şey yok. Peki bir dakika, bir dakika, ben bunu kayıt altına almadan olmaz. Olmaz. Şimdi tam kayda girmemiştik. Dedim ki ustama, sınırsız bu lezzetlerden faydalanabiliyor muyuz dedim. Ne dedi ustamız bize? Başım gözüm üstüne, sınırsız gelebilirsin, hizmetinde, hizmetinizdeyim, sıkıntı yok. Allah razı olsun diyoruz bu güzel lezzetleri tatmak üzere. Bizler de Restoran TV'nin zirvedeki restoranlar izleyicilerinin hepsini ne yapıyoruz? Davet ediyor muyuz? Tabii. Öyleyse buyurun size bırakıyorum ben kamerayı. Herkesi davet edin efendim. Herkesi Adana Kebabı ve Kumruca beklerim. Çok teşekkür ediyoruz kız. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri, konuğumuz Nurettin Tekin bu güzel lezzetleri sizlerle buluşturmak üzere bugün stüdyomuzda sizlere konuk oldu. Şimdi sıra kimde? Tabii ki sizlerde. Ne yapıyorsunuz? Sizlerde Adana Kebap ve Kumrucuma konuk oluyorsunuz. Hoşçakalın.